Günceli takip etmek, elektrikli mobilitenin geleceğini, en iyisini kullanmak istiyorsunuz. İçinizdeki gençlik ateşi sokaklarda gezerken sıkıcı ve eski tip araçlar yerine yeni ve günceli anlatan bir tasarım arıyor. İşte Renault her zamanki gibi Fransız esintisini beygirden elektrik gücüne geçirdi ve 220 beygiriyle eskiden 4-5 milyon TL'ye alacağımız araba bugün sadece 1.6 milyon TL. Hanımefendiler, beyefendiler, herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz şu anda Megane E-Tech'in içindeyiz. Nasılsın evet. Korsay, iyi misin abi? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok şükür, yok bir yaramazlık. Renault'un yeni yakışıklısı, ahşaptan böyle değişik plastik bir şeyle yapmışlar. Yakışıklı sürücümüz Korsay. Abi bu araba nedir, nereden geldi? Abi bu da sıfır, bu da bir arkadaşım aldı. Çekim için rica ettim. Bakın poşetli yine aynı tabii, arkada tabii. Ama sökme iznimiz yok bu seferki. Yok bu sefer sökmeyelim artık. Şey yapmayalım ama ikonik paket. Renault'da iki donanım var. Tekno paket ve ikonik paket. Bu araba dolu versiyon yani ikonik paket. Bunda sadece cam tavan yok ama hiçbirinde yok. Hiçbirinde yok, değil mi? Almadınız yok, yani. Yok. Bu arabanın güzel tarafı 22 kW AC şarj olması. Abi bunu nasıl yapıyor Renault ya? Sen gerçi eski Tesla'cısın. Abi bunu Tesla da yapıyor da bu arada. Model 3'ünde var mıydı? Yok 22? Model 3'te 11 var ama Model S'in eskilerinde mesela 22 kW var ama ben 22 kW'yı Tesla'nın bilerek yapmadığını düşünüyorum ya da ne diğer firmaların. Onun sebebine hemen gelelim. Biraz önce benim otoparktaydık mesela. Orada Hı-hı. bir tane şarj istasyonu var. Hı-hı. Diyelim ki şarj istasyonu olmasa orada. Herkes kendi dairesinden priz çekse. Bu sefer abi herkes 22 kW bir anda çekmeye kalksa yani 150-200 kW'lık güç lazım. Çok şebekeye yük bineceği için bence firmalar bilerek 11 kW'da bırakıyor. Mantıklı. Yani 22 evet çok güzel. Ben bunu Zoe'de çok yaşıyorum mesela. 2-2,5 saatte de oluyor. Bu araba 60 kW bataryası olan bir araba, kullanılabilir. Yani evet. Şöyle düşünün arkadaşlar. 22 ile bağladığı zaman 2,5 saatte çünkü aracı hiçbir zaman %100'den %0'a kadar kullanmıyoruz. 60 kW'ın etkilisi 36 kW'tır. 1,5 saatte bu arabayı 80-20 arasında doldurabileceğinizi söyleyebiliriz. Ioniq 6 mı diyecekler, Megane E-Tech mi? Ben daha da arttırıyorum. Tok T10X mi, Ioniq 6 mı, Megane E-Tech mi? Hadi bakalım. Şimdi o zaman Korsay efendi, ben konuşalım. Yok, şimdi üçünü de kullandık bir şekilde. Ioniq'e daha çok biliyorum. Benim için Ioniq. Benim için en şey, her zaman söylüyorum, ben Tesla'cıyım asıl. Gördünüz zaten garajda da Tesla'm var. Benim için Tesla forever. Onu geç, Ioniq inanılmaz keyifli bir araç. Tok çok güzel bir araç ama Tok'un güncellemelerle düzeltilmesi gereken bir takım problemleri olduğunu düşünüyorum. Zamanla düzelecek. O da güzel bir araç. Megane, Renault'da, Zoe'de kendini ispatlamış elektrikli araç camiasında bir araç. Türkiye'nin de en eski elektriklisi Megane. Tabii Fluence falan vardı. Fluence ZE vardı. Şunu hatırlarsınız, Renault bayilerinde kocaman ZE yazardı. Yıllarca 6-7 sene bedava elektrik vermiş ZE logolu yerlerine. Şimdi yeni kaldırmaya başlamışlar. Artık herkes elektrikli araba alıyor. Hala da birkaç yerde var, biliyor musun? Varmış. İstasyonlara evet. Bedava var hala. Bedava veriyor. 22 kW'ı bağlıyorsunuz, fullüyorsunuz. Bedava. Fluence gibi işte 15 kW'lık saçma sapan 70 km giden bir arabayla kiralık pil falan deyip insanların kafasını karıştırdı. Türkiye'de sistemin içinden geçti. Kime konuşsak o kiralık bataryalar, yok bozulunca ne olacak, yok bilmem ne. O zaman saçmalıktı o biraz da. Evet. Şu anda ne yaptılar abi biliyor musun? Megane E-Tech dünyada birkaç senedir satan bir araba. Türkiye'ye yeni geldi ama. Ve şu anda mesela Megane E-Tech'in bence Avrupa satışları yavaşladı. Türkiye'ye soktu. Türkiye'de hızlanır. Türkiye'de çok satar bu araba. Zoe'nin de fiyatlarını öyle bir yükselttiler ki aradaki makası çok daralttılar. Zoe alacak adam bir bakıyor. Megane E-Tech fiyatı yakın. Onu mu alsam bunu mu alsam Megane E-Tech alır tabii. Bu araba 1610 iken 1350 idi. 1350 idi. Ya kim Zoe alır ki 1350'ye böyle güzel bir üst segment. Yani bir tanesi Polo'ysa bir tanesi Golf. Yanlış evet, değil mi? Doğru. Rejenerasyonu aynı bizim sevdiğimiz gibi yapmışlar. Buradan kulakçıklarımız var. Buradan mesela 3'e aldım. Tek pedal konumu gibi. Buradan da azalttım. Ya da sıfırladım yelken modunu. Abi şuradaki 3 kol nedir ya? Abi o biraz saçma olmuş açıkçası. Şu vitesimiz, şu işte sileceklerimiz. Baktığın zaman şu da Renault'un olmazsa olmaz. Bugüne kadar bütün Clio'larından tut da her aracında olan kumandası. Şununla şunu çok karıştıran oluyormuş. Silecekleri çok açanlar oluyormuş ki çok normal. Yani ben de... O tarafta ne var? Bu orada farlar var. Farlar var orada da. Abi bu işte Tesla'da hepsi bunları şu anda... tabii ki vitesi kullanıyoruz Model Y'de ama yeni modellerde hepsi ekrana geçti. Şu direksiyona yok, bu yok. Bu sinyal koluyla oradan hareket ettiriliyor. Bu da zaten yok. Ya buradan yapıyorsunuz ya bir şey. Şu gerçekten Renault'un kendine ait bir... Ya şu start stop'u mesela kaldırmaları lazım artık. Peki burada... abi buraya 1, 2, 3, 4 tane koymuş. Kulakçıkları koymuş. Ona bakarsan burada da var. Bunları koymuş. Kafa çok karışmış ya. Renault ne yapacağım? Ne bulduysa takmış direksiyonu. Tabii. Şimdi araç %93 şarjı dolu ama hani ben 22'ye bağlayalım en azından şarjı olurkenki ekran göstergelerini görelim diye işe yoracağız biz. Zannedersiniz ki Tesla'da da işte AC 11 kW'ı bağlıyorsun sonuna kadar. Hayır dostlar, %98'den sonra kontrol edin araçlarınızı. 11 kW'da devam edemiyor. Bunu düşürüyor. 3 kW'a, 2 kW'a yine yavaş ama %93'ten 95-96'ya kadar rahatlıkla 22 bu araba alabilir diye düşünüyoruz. Günlük seyahat. Hatırladın mı onu bir yerden? Tamam, günlük burası seyahat. Biz ilk arabayı aldık Türkiye Tesla'larda 90'daydı. Sonra bir güncellemeyle tekrar 80'e düştüler. Şimdi mesela bunu da buradan işte ayarlıyorsun. Bak 80 olunca günlük kullanımda oluyor. Şu yani zaten bu birebir neyle aynı abi? Tesla'yla. Tesla'dan Arakingen ya yapsın canım, kullansın. Yapsana kadar şey değil yani. Ben ilk bunu gördüğümde ay dedim, aynısı olmuş. Şimdi yalnız ben hemen kendi yolcu konforumu söyleyeceğim. Biraz önce biz TOG'dan indik. TOG'un yumuşaklığı bu arabada ben hissedemedim. Daha bir takır takır geliyor. Ama daha kemikli sanıyorum. Daha tabii, genç işi, daha spor. Daha bir yanlamaya falan daha çok gelecek gibi. Normalde küçük jant işte rejenerasyon için falan iyi olur derler. Ama bu arabanın jantları kendinden büyük. Maşallah be. Renault gerçekten yaşanacak otomobiller yapıyor felsefesiyle. Şimdi bu 22 Tesla ile mi şarj edeceksin? Evet. Tesla duvar şarjı Renault'a can verecek, kan verecek. E bu o zaman abi şey 22'lik Tesla'nın duvar şarjı. Volvo G3 bu. He. Bu ara aparatı sen mi yaptın, kutusundan öyle mi çıkıyor? Hangi aparatı? Şu kırmızı takıyorsun ya şu anda. Buraya şarter de yapabiliyorsun. Ben açıkçası... Aa bir dakika, o zaman bu da taşınabilir olabilir. Sök taşınabilir bunu. Olabilir. He, Goe'lerde, Juice Booster'lara ait bir şey gibi. 1.2 metre bir kablosu var bunun bu arada. Sarı. Başladı mı? Ekrana bakalım bakalım. Bakalım kaçla alıyor? %93. Güzel bir Renault animasyonu gördük. Bu arada arabayı biz şeyde başlattık. %90'da başlattığımız için orada normalde %80'in altındayken şey yazıyor. %80'e şu kadar dakikada varacak, %100'e bu kadar varacak. Ama biz %90'da denemek için %93'te başlattığımız için onu yapmadı. Şu anda 22 kWh alıyor şarjımız. 23 dakikada da dolacakmış işte. En azından bu menüyü görmek için açıkçası ben taktım şarjı. Tabii. Bu arabada ısı pompası var mı? Yok. Yok. Ama bunda Renault'un değişik bir teknolojisi olduğunu söylüyorlar. Nasıl bir teknoloji var bilmiyorum. Ama bu aracın Avrupa'da ısı pompalı olan modeli var arkadaşlar. Yani o var. Ama Türkiye'ye gelen modellerinde yok şu anda. Yani şimdi buradan da anlayacağınız üzere TOG'da ısı pompası yok. Megane E-Tech'te de ısı pompası yok. Ya o para ısı pompasız araca verilir mi? Verilir. Isı pompası dediğimiz şey o kadar hayati, olmazsa olmaz, araba çalışmayacak duruma gelmek değil. Çok sıcak ve çok soğuk iklimlerde biraz daha az yakan şeysi var. Gaz dönüşüm sistemlerini kullanarak daha verimli bir ısıtma ve soğutma yapıyor. Yani elektrikli aracın olmazsa olmazı değil. 2021 yılında geçti Tesla'da. 2020'den sonraki araçlarda geldi Tesla'da. Ya. 2021'de başladı. Şimdi bu araba 20 jant olunca özellikle kışın İstanbul gibi, Ankara gibi yerlerde bu lastiği değiştirmeye kalktığın zaman abi deli paralar ödeyeceksin. 36.000 lira civarında ödeyeceksiniz arkadaşlar. 20'de mi? Bilmiyorum. Ama bu araba Tesla'da 19 işte, ya da 18'de olabilirdi. Mesela Ioniq 18. Evet ama çok güzel. Ya araba tekerleklerin üstünde gidiyor gibi çok gözüküyor. Çok güzel. Görüntü çok güzel. Görüntü müthiş. Ha bu arada ben Model 7'de de aynı şeydeyim mesela. Long range alacaksam 20 yerine 19 alırım. Adam long range'i performanstan daha çok seviyor. Evet. Ya ben bu porsiyonu beğendim. Kaput kontrolü yapalım. Bakalım bu arkadaşın kaputu nasılmış. Ioniq'te ufak bir çanta koyacak yer vardı. Ama bunu da bir kapakta kapatabilirlerdi yani. En azından TOG'da kapatmışlar. Korsay biz de hiçbir şey beğenmiyoruz. Abi tabii neden ama bak şimdi. Niye kapak yaptın diye diyoruz. Şimdi bak bu, muhtemelen bunlar 220'ler değil ya şeydir. Yüksek yok, gerilim kabloları değil. Yerlerden kaçınacaksın derler. O zaman koymayacaksın buraya. Yani bu evet, bu kadar yakın olmayacak. Ben zannetmiyorum bunun tehlikeli olduğunu da şu anda. Şurada ABS beyni var. Bu muhtemelen klima sistemiyle alakalı. Bu BM Battery Management System herhalde ya da engine sistemidir. Aha Nissan Renault bir tane normal akü var. Gerçekten normal 12 volt akü. Adam aynı yapıyor. Aynen. Şimdi gençsin, 22-23 yaşındasın. Ne alırsın? Megane mı alırsın? 20 inç jantlı bu. Ioniq mi alırsın? Togg'u mu alırsın? Ben yani burada ayrılabiliriz şeyde Korsay'la. Ben abi bunu alırdım. Ben de bunu alırdım açıkça söyleyeyim. Yani görüntü olarak bu daha güzel gözüküyor. Yani ya diğerine Porsche'a benziyor dedik de abi sedan neticede. Yok, şunun yani görüntüsü çok güzel bu arada. Çok güzel. Bir de bagajına bakalım. Yani açıldı. Elektrikli bagaj yok. Elektrikli bagaj yok. Ionic'te var. Bak. Evet, Ionic'te var. Bir dakika, bagaj çok geniş. Oy 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 oy. Baksanıza dostlar. Zoe'ciler, mesela Zoe'ciler bu bagajı beğenir. Zoe'den bir tık daha güzel. Benzinli türevinde bunun arkası bu kadar geniş olamaz. Şimdi abi onun söyleyişi bana diyor ki öbür araba daha seri geldi diyor. Bu araba 220 beygir bu arada. Ne diyorsun? Tabii şimdi sen kullanacaksın. Ha. Akış falan çok daha tatlı olmuş bunda. Sesim senin mesela frene basınca çalışacağını düşünüyorsan o seni biraz üzecek. Power'a basacaksın. Tabii ki abi, power'a basmadan olur mu? Aha, yine bak hemen driver sürüş duruşunu değiştirdi. Kaydetmek ister misin? Hayır diyelim. Kaydetmek istemiyorum ama azıcık şunu ileri almak istiyorum. Tamam. Evet. Şimdi bak vitese bakalım, nasıl hoşuna gidecek mi merak ediyorum. 22-23 yaşında olsam kesin ben bu arabayı isterim. Şu anda ona karar ver. Evet. Çok yani tatlı. Ben de Ioniq kullanırken, bunu kullanırken bu biraz daha spor geldi zaten. Evet. Bu arada tabii Ioniq'te performans anlamında bunu kıyaslayamayız. Bu araba 220 beygir. Ioniq 150 beygir. 150 beygir. Şimdi yani ona ben bakacağım. Korsay, ben Volvo C30 kullandım. Bu şeyde, sistemde, bu büyüklükte bir arabayı. Audi A3 bence bu, Renault Megane. Bu rigidite, bu küçüklük, basıklık tek başına yaşayan insanlar için muazzam. Sevgili arkadaşlar, bekarsınızdır, genç bir bireysinizdir, erkeği kadını fark etmez. Tabii ki evliler de kullanabilir, yani yasak değil çocuk koltuğuyla falan ama bu araba asıl tadı bireysel, özgürlüğüne düşkün, kendi özgünlük ve otantisitesine sahip güzel insanlar. Aa, bu araba bayağı iyi gidiyor. Tabii tabii gidiyor yani. Hiç. Oo, 220 beygir. Gerçekten 220. Yani. Şimdi bir ilk basışta kesinlikle bak bastığın gibi bu var. Var. Tokta bir 1-2 saniye sanki turbo dolduruyormuş gibi. Ya biz konfort modunda kullandık. Başka modları da var tabii ki de. Aa, gerçi ama bu da konfort modunda şu anda. Sporu alalım abi. Hazır gelmiş. Multisense buradan mı alalım? Konfort, Eco, Sport, Perso. O Perso'lar nedir onu bilmiyorum. Personel galiba. Yani kişisel olabilir. Özelleştirilmiş. Evet. Sport atar. Bu önden çekişti diye biliyorum. Önden çekişti. Sol tekerlek patinaj çekti. Zaten Renault'larda hep önden çekişlidir genelde. Renault 12 Toros hocam şey gibi, tazı gibi gitmesiyle. Şimdi ben de 41 yaşında bekar bir bireyim. Benim için de mesela ben Model Y kullanıcısıyım aynı zamanda. Daha önce Model 3'üm vardı, biliyorsun konuşmuştuk. Mesela Model 3 bekar bir insan için daha güzel bir araba. Spor duruyor. Aslında Model Y de güzel. Model Y yüksek ama çocuklu aileler için Model Y birebir. Korsay, katılır mısın bilmiyorum ama Model Y sende performans. Performans, evet. Bende de siyah performans var. Arkadaşlar yanlış anlamayın, gidip işimiz gücümüz olan insanlarız biz. Ama ben evli değilsem, çoluk çocuğum yoksa Model Y'nin Long Range'in 19 jantlısını yani sizlere saygıyla tenzih ediyorum ama yani kusura bakmayın da abi bir yan yana koyduğumuz zaman arabaları gençlik öteki tarafı çekiyor insanın canı. Rüzgar sesi alıyoruz farkında. Çok alıyor. Bu TOG'tan daha sesli bir araba. Evet. Şu anda mesela konuşurken ben birazcık sesimi yükseltme ihtiyacı hissettim. Evet. Göstergelerin Tesla Model S Plaid'in ön ekranı gibi canlı bir ekranı var ve bastığınız anda tıklama var pedalda. Yani vitesli arabaların vites düşürmesi için gerekli olan o tıklama var. Galiba şu anda bunun rejenerasyonu ya çok kapalı. Kapalı olabilir. Ben oradan arttıracaksın sol taraftan. Şu an tamamen kapattın. Yok, hala bir tutam rejen yapıyor ama tabii çok yapmıyor. Arabayı akmasına izin veriyor. Volvo C30'da dünyanın her yerine gidebilirim ve arabayı akşam kullanacağım diye zevk alıyordum. Bak şu anda gerçekten şu kaykılma hareketi falan var ya. Ben Ioniq'i kullanırken öyle zevk alıyorum şu anda. He, ben bu arabadan aynı tadı aldım. Yani C Compact SUV'da bu TOG mu bu mu? Yanlış anlamayın. Milli gururumuz sakın. Gençlikten bahsediyoruz. Ya tamam ben 39 yaşındayım. Korsay 41 yaşında. Dediğim gibi araçtan biraz da beklentiler önemli. Bazı insanlar performansı ön planlı, bazı insanlar tüketim ama şöyle bir şey var. Elektrikli araç alanların %99'u bence, hatta 90'ı diyelim, abartmayalım. Biraz tüketim odaklı kullanmaya başlıyor. Bu arada ekranı gördün değil mi? Of. Evet. Ben de onu dedim. Hiçbir şey gözükmüyor. Kapalı. Kapalı. Arkası gözükmüyor mu diyecektim. Burada bayağı tatlıymış be. Evet, canlı yayında. Öyle güzel şeyleri var. Evet. Akşamları var. Şu tuşlar ne işe yarıyor acaba? Ana parlaklık aşağı. Tabii tabii. Şey, bayağı adamlar uydu alıcısı gibi bak receiver. Evet. Uydu alıcının receiver'ı. Maç falan izleyebilirsin herhalde burada. HDMI'den bağla maç izle. Dijital ayna çok garip. Sallanıyor ve benim başımı bulandırdı. Sen açtın mı onu? Hiç açmamıştım. Aralarda böyle bir ufak milisaniye fark var. Arabanın sallanmasından sonra sallanıyor. Ay benim çok midemi bulandırdı. Kapatacağım vallahi. Gerçek ışık gibi değil, evet dostlar. Arada ufak bir lag var. Yani çok minimaldir o muhtemelen ama araba sallanıyor ya. O orası araba sallandıktan sonra sallanıp beyin kafayı yedi. Abi sana yakıştı bu araba. Bence de. Bak üstümdeki Lacoste gömleği falan. Durdu. Güzel durdu. Seni bırakayım da ben biraz bundan sonra bizi keserler. Yok. İşin şakası ya. Yani. Şarja doldurduk. Dolaş. Biraz şey yapayım. Ne de olsa ne dedik bir önceki videoda? Elektrikli arabacı, elektrikli arabacının ihtiyaçları şeyde yani sıkıntı gerçekten yok yani. Oğlum bu araba benim çok hoşuma gitti. Korsay'cığım yanlış anlama yani bu dediğimle şey, bu araba sana bir tık küçük yani şey olarak kalıp olarak yani, küçük. Bu araba bak arkadaşlar bir baksanıza. Şimdi benim kalıbıma bakın, ben small'um, adam X-large. Evet. X-large olduğu için Megane ona biraz küçük. Sağdan gidebiliriz bu arada. Sana Ioniq tam olmuş abi. Ioniq tam, evet. Aynen geniş biniyorum zaten. Evet çok güzel geniş biniyor. Özellik ve yani Renault ile Mercedes arasında motor takasından falan şu sistem de güzel gelmiş. Yoksa bu patentlidir dostlar, bunu böyle yedirmezler insana yani. Sporu da değiştirelim. Çünkü artık devir ekonomi devri, comfort, eco. Eco çok kötü ya yani, göreceksin şimdi çok kısıyor arabayı. O zaman biz arabanın kötülüklerini göstermeyelim. Bir başka etkinlikte Korsay ile birlikte görüşünceye dek de sizlere esenlikler diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle.